Bir önceki dersimizde if else yapısına baktık. Şimdi ise switch yapısına bakalım. Çoğu zaman if else yapısıyla yaptığımız işlemleri switch yapısıyla da yapabiliriz. Ve tam tersi olarak switch de yapabildiğimizi if else de yapabiliriz. Ancak sorduğumuz sorular yani koşullarımız çok fazlaysa switch yapısını kullanmak bize biraz daha temiz kod yapısı kazandırır. Şimdi gelip bir tane şöyle değişken tanımlayalım. Örneğin değişkene şöyle kategori diyeyim. Ve kategori değişkeninin içerisinde başlangıçta şöyle telefon değerini atayım. Ve gelip burada bir switch bile oluşturalım ve kategorinin içerisindeki değerlerin farklı varyasyonlarına göre kullanıcıya farklı mesajlar yazdıralım. Switch yapısının yanına parantezleri arasına kategori yazıyorum. Kontrol etmek istediğim değişkenin ismi ve switch'in açılır kapanır parantezleri arasına case'leri yazıyorum. Yani kategori içerisine hangi değerler gelebilir? Örneğin telefon mu gelebilir? İki nokta dedikten sonra buraya ne console.log ile telefon kategorisi diyelim. Ve ardından case'in tam hizasına gelip şöyle break yazalım. Ve ikinci durumu da şöyle çoğaltalım. Diyelim ki telefon kategorisi mi ya da bilgisayar kategorisi mi? Bu durumda şöyle console nokta log ile bilgisayar kategorisi diye. Bu şekilde koşullarınızı arttırabilirsiniz. Her koşuldan sonra şöyle gelip break yazmayı unutmuyoruz. Peki birinci koşulum tıklarsam gerçekleşir. Eğer telefon değil de buraya bilgisayar yazarsak bu durumda bilgisayar kategorisi gerçekleşir. Burada tek tek bu değişkenin içerisi kontrol edilir. Peki bunlardan herhangi bir tanesi değilse örneğin gelip şöyle mesela beyaz eşya yazalım. Ve beyaz eşya ile alakalı tabii ki burada herhangi bir eşleşen kısım yok. Burada default kısmı var. Aynen if else merdiveninin else kısmı gibi. Yani bu koşullardan herhangi bir tanesi gerçekleşmezse default kısmı gerçekleşebilir. Örneğin şöyle console.log yanlış kategori deriz mesela. Kaydettiğimiz zaman burada yanlış kategori yazar. Peki bu yaptıklarımızı şöyle bir yorum satırı yapalım. Ctrl KC aşağıya gelin ve başka bir örnek yapalım. Örneğin gelip şuradan let day isminde bir değişken tanımlayacağım. Ve switch bloğunu oluşturalım ve switch bloğu içerisinde bir tane şöyle date objesi tanımlayalım. Ve bir obje üzerinden hatırlarsanız bizim metotlarımız vardı. Örneğin getDay metodunu ben çağıracağım. getDay metodu bana 0'dan 6'ya kadar değer döndürüyordu hatırlarsınız. Gelip şunu test edebiliriz şurada. Şunu şöyle seçelim. Ve şurada console.log ile şunu kontrol ettiğimizde bize 0 değeri gelir. Çünkü bugün pazar. Şimdi gelip bize buradan gelen değerlere göre biz burada case'lerimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu durumda bize gelen değer getDay'den gelen değer number olduğundan dolayı biz burada tırnaklar içerisinde bir değer yazmayacağız tabii. Gelip burada sıfır mı diye soracağız. Sıfırsa bu durumda day değişkeninin içerisine pazar diyebiliriz. Ve case'in hizasını ise break diyelim. Ve gelip buradaki koşullarımızı şöyle arttıralım. 4, 5, 6, 7. Kodlarımızı düzenlemek için Shift Alt F tuşuna basabiliriz. Direkt kodlarımız düzgün hale gelir. Ve gelip buradan 1 mi, 2 mi, 3, 4, 5, 6 diye sorabiliriz. 0 pazara karşılık geliyor. 1 pazartesi. Ve diğerlerini hızlıca dolduralım. Evet. Değişken içerisine, day değişkenin içerisine sistem saatine göre doldurduktan sonra aşağı gelip şöyle console.log ile şöyle backtick ekleyelim ve bugün günlerden şöyle day diyelim. Bunu kaydettiğimizde bakın bugün günlerden pazar ya da başka bir gün olmuş olsa örneğin şunun sonuna artı bir eklemiş olsak farklı bir güne geçeriz ve pazartesi değerini alırız. Peki buradaki koşullarımızı da birleştirebiliriz. Örneğin hafta içlerini şöyle olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu tarzında birleştirebiliriz. Yani case 0 şöyle diyelim 1 şöyle case 3'ü şuraya alalım. Şöyle case 4'ü
şuraya ve aynı şekilde case 5'i de alalım şuraya. Yani birden 5'e kadar şöyle diyebiliriz. Tek bir koşul. Hafta içi. Ve diğer günler için ise örneğin 0 ile 6 olduğunda şurayı silelim. 0, 6 şöyle hafta sonu diyelim. Burada 0 ve 6 olduğunda day değişken içerisinde hafta sonu, diğer durumlarda hafta içi gelir ve kaydettiğim zaman bugün günlerden hafta sonu diyebiliriz. Şunu alalım, biraz daha güzel olsun. Son olarak şöyle şunları yorum satırı olarak şöyle alalım ve bizim bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz örneğimizi şöyle şuradan alalım. Ve şu en aşağıya şöyle yapıştıralım ve şunları seçip Ctrl KU diyorum ve bunları yorum satırları gidiyor. Şimdi if else yapısıyla yaptığımız kısımları gelip aynen switch yapısıyla yapalım. Şöyle gelip şuraya şöyle switch yazalım ve switch içerisinde koşulumu, ben burada birden fazla koşul olduğu için switch içerisinde her zaman girsin istiyorum. Yani sonuçta burada true'ysa switch içerisine biz girmiş oluruz. Dolayısıyla switch içerisine girdikten sonra tek tek case'lerde koşul belirtirim. Derim ki burada case'im bu mu? Buysa şöyle break'le case arasında şöyle işlem yapabilirim. Örneğin gelip şöyle şunu alalım. Hatta first name'i de şurada tanımlayalım. First name. Burası Sena'ydı. Bu şekilde yapalım. Daha sonra şunu içeri alalım. Şöyle case. Şunlar olmak zorunda değil burada. İkinci koşulumuz şurasıydı. Şunu alalım şuraya. Şöyle break ekleyelim. Ve şurada ise teenager diyelim. Şu iki noktayı unutmayalım. Ve son olarak default kısmını ise şöyle default kısmını ise şunu yazalım. Şöyle şunu da şuradan alalım. Evet, yaptığımız işlem tamamen aynı. Burada CVC'ye ilk başta girsin diye ben true yazıyorum. Ve true yazdıktan sonra burada kontrollerimi yapıyorum. Case 0'dan büyük ve 12'den küçük mü? Hatta eşitliği de şurada alsak iyi olur. 12 de işin içine girsin. Yani 0 ile 12 yaş arasında olursa eğer şu anda çocuk olur. Hatta 0 yaşı da işin içine girsin. Ve burada bu mesajı yazdırırız. Ya da 13'ten büyük, 19'dan küçük ise teenager olur. Ya da diğer her durumda bir yetişkin olduğunu kullanıcıya belirtebiliriz. Bunu kaydettiğimiz anda Sena ise teenager yazar. Eğer gelip bunu 29 yazarsak bakın şu anda yetişkin oldu. Ya da 9 olursa Sena child olur. Gördüğünüz gibi if else ile yaptığımız işlemi switch ile yaptık. Aynı şekilde switch ile yapabildiğimiz bütün işlemleri, yukarıda yaptığımız bütün işlemleri if else de yapabiliriz. Ancak tabii ki durumdan duruma hangisinde daha yalın, daha temiz kod yazabiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz.